Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından tırnak içinde ifade ediyorum, çatı aday olarak Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun adını açıklamışlardır. Milletimize hayırlı olsun. Ancak bu noktada bir düzeltmeyi yapma ihtiyacını hissediyorum. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi yahut beyan buyurdukları gibi çatı aday değil, iki partinin yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayıdır. Çünkü hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Bahçeli partimize yaptıkları ziyaretlerde bir isim üzerinde değil, Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri üzerinde durulmuş, konuşulmuştur. Yani bir isim zikredilmemiştir. Ancak son iki günde yaşanan gelişmeler gösteriyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bu ismi daha önce kendi aralarında konuşmuş, planlamış ve kararlaştırmışlardır. Yine öyle zannediyoruz ki nezaket kuralı olarak büyük parti diğer kendisine nispetle biraz küçük olan diğer partiye teklifi götürmüş, o da kabul etmiştir. Ancak bu durumu bizden gizlemişlerdir. Görüşmelerimizde bir isim zikretmemişlerdir. Bunu siyasi etik açısından nazik bir yaklaşım olarak görmediğimizi belirtmek isterim. Değerli arkadaşlar, adaylar konusundaki tavrımıza gelince, biz başından beri kim cumhurbaşkanı olmalı sorusu üzerinde değil, nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı konusu üzerinde durduk ve duruyoruz. Yani isimleri değil, sürekli olarak ilkeleri öne çıkardık, ilkeleri önemsedik. Halen duruşumuz aynı şekilde devam etmektedir. Saadet Partisi olarak şu andan itibaren bütün adayların ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP ortak adaylarını açıkladı. BDP ve HDP de aday açıklayacağını ilan etti. AK Parti'nin adayı henüz belli değil. Cumhuriyet Halk Partimizin içinden de başka bir aday çıkacak gibi gözüküyor. Bütün bunları bekleyeceğiz. Sonra yetkili organlarımızda durumu değerlendireceğiz. Adayları kendi kriterlerimiz açısından inceleyeceğiz. Ona göre tabanımıza bir mesaj vereceğiz. Evet, gelinen nokta milletimiz bakımından gerçekten sevindiricidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile adında İslam geçen bir örgütün, yani İslam Birliği Teşkilatı Genel Sekreterliği yapmış bir ismi aday olarak göstermesi kanaatimizce önemli bir gelişmedir. Milli görüşün ileriye yönelik basiret ve ferasetinin de kanaatimizce yine yeni bir işaretidir, tezahürüdür. Bu durumu Cumhuriyet Halk Partisi açısından da olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Türkiye açısından da sevindirici buluyoruz.